Efendim merhabalar. Bir saniye adam bir şey söylüyor yalnız kuşağımıza. Hoş geldiniz. Bugün efendim e, hyper casual oyunlar meselesini sonunda artık konuşacak bir adam buldum kendime ve Çağlayan Karagözleri konuk ettim. Çağlayan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın e, abi? İyidir abi. Senden ne haber? Devam. Ne yapalım? Çalışıyoruz. Covid, e. movid, hastalık bilmem ne. Dünya çok başka bir halde abi, şu an zaten. Gerçekten <laughs> hele hele bir de bana sor onu Onu bir de bana sor yani senden bir önceki kuşak olarak Tanınmaz hale geldi Eminim ki e, düzelecek inşallah daha iyiye gidecek bilmiyorum Emin de değilim bu arada inşallah dedim ama Allahla ilgili belli ki bizimle ilgili değil yani. <gülüyor> 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 Karar, bir... Karar verdiği evet, orada Konu bizden çıkmış durumda belli ki yani Şimdi e, Sevgili ne? sevgili Çağlayan Benim seni davet etmek sebebim Bu hyper casual meselesi abi çünkü e, evet. belki izlemişsindir e, çevrende benim çevremde doğal olarak yılların getirdiği bir çevre var ve bu çevrede bir sürü, ben de dahil, geçmişte oyun tasarlamış, şu anda yapmakta olan, profesyonel evet. olarak yapmakta olan bir sürü insan var. Bu insanlarla da çeşitli konularda konuşuyorum. Hatta bütün bu hikaye fasih sayınla yaptığımız bir Türkiye'de gençler oyun yapamıyorlar hmm. adlı <laughs> e, videodan başladı ve büyük bir kavgaya sebep oldu ve oradaki asıl kavga da işte Hyper Casual'lar oyun mudur, değil midir, bilmem ne falan. O günlerde ee, şey sözü verdim. Değişik e, oyun yapan insanlarla muhabbet edeceğim. Özellikle de bir hyper casual yapan adam bulacağım <laughs> diye. Daha da bulacağım ama hazır tanıdığım yakınımda bildiğim bir adam varken seninle konuşmak istedim. Eyvah. Bütün bu meselede. Şimdi biraz sözü sana vereyim. Önce istersen niye seninle konuşuyorum? Senin hyper casual <laughs> konusunda laf etme hakkın nereden var? Bana biz yani bana ben biliyorum da. izleyicilere bir anlat istersen abi. Tabii tabii. Tabii ki seve seve anlatayım abi. Şöyle e, şimdi ben aslında çok komik bir hikayeyle başladım. Ben normalde konservatuar mezunuyum. Ses mühendisiyim aslında. Biliyorum, aslında hatırlıyorum evet. mesele o ama tabii işte sen senin de çok çok iyi bileceğin üzere ben üniversitedeyken ülkede zaten daha böyle bir oyun tasarım işte yok falan bu konular hiç böyle yok gibiydi yani neredeyse. dolayısıyla tabii ben de buna yakın işte hani oyun müziğini çok seviyorum falan yetenek de var deyip öyle daldığım bir şeydi. Oradan çıkıp sonra benim asıl oyun hikayem şöyle başladı. Ben bir şirkette çalışmaya başladım film için diye. Hı hı. Orada böyle bir abim patron sayılacak hani çok böyle keyifli artık zaten bugün artık direkt abim saydığım biriyle işte beraber video animasyon işleri falan yapmaya başladık hemen yani sesten işi videoya da hı hı. götüreyim hı hı. falan hikayesiyle. Ondan sonra kısa bir dönem önce işte 2013 2014 civarlarında piyasada özellikle reklam piyasası çok büyük bir çöküş oldu Türkiye'de. Hı -hı. Onu takiben dedim ki ben abi boş ver videoyu, videoyu. Bak benim çocukluktan beridir de bir hayalim var. Unity diye de bir program varmış. Var. Hadi var. gel indirelim, evet. kafa göz dalalım, neyse ne değilse yapalım edelim falan. Evet. Bu oyun hikayesi böyle başladı abi. Yani 5 sene önce falan mı? Ha Aşağı yukarı 5-6 sene önce evet. e, bu laf çıktı ortaya. Biz de dedik ki ya evet mobil oyun sektörü işte çok büyük para var şu var bilmem ne işte pazar araştırmasıydı falan Hı. zaten geliriz oralara da. E, i̇şte e, e, hadi girelim dedik hadi yapalım belki bir şeyler kazanırız biraz yürürüz falan. Hı. E, şimdi bugün olduğum noktayı söyleyeyim. E, ben şu anda artık şey noktasına geldim abi bu işi e, eğitimcilik yapacak kadar noktaya getirdim. E, Arel Üniversitesi'nde hocayım. E, evet. İç mimarlık bölümü ve çizgi film animasyon bölümünde. Hatta çizgi film animasyon bölümünün bölüm başkanlarını da yapıyorum. Bölüm başkan yardımcılığını yapıyorum. Tabii. E, orada işte böyle zaten yeni açıldı bölüm falan. Epey Hı -hı. şey var böyle detaylı işçilik var falan. Oyun tasarım üzerine de derslerimiz var tabii bir sürü. E, ondan sonra çok kısa süre önce e, bir oyun tasarım için eğitim kitabını bitirdim. Unity ile VR oyun yapmak diye falan. Ha yayınlandı mı? Henüz değil işte baskıya girdi, kodlab tamam. yayıncılıkla yapıyoruz. Tamam basıldığı zaman bana mutlaka haber verirsin, bu videoyu yarın öbür gün izleyen de olur, Altında link koyacağım efendim şu anda Eyvallah. koyamıyorum. Henüz kitap çıkmamış ama gelecekte izleyenlere not, bu videonun altında linkini koyabileceğinizi tahmin ediyorum. çok da sevinirim abi çok teşekkür ederim. İşte şey yani o noktaya kadar geldi iş hani benim için oyun böyle iyice artık evet. hayatımın en büyük parçalarından bir haline geldi. Hyper Casual'da şöyle oldu. Ee, biz işte bu bahsettiğim e, ortağımla ortamla beraber Mert abimle beraber hmm. e, işte buna girdikten sonra önce neyle başlayacağız diye sorduk tabi. Yani tabii. nasıl bir oyun türüyle yürümek lazım? Öyle bir ile büyük... girmek lazım bu hikayeye. Nasıl gireceksin Zaten ya? Zaten çok rahat tahmin edeceğin üzere benim de aklıma ilk gelen şey oldu. Böyle Hearthstone'un başarısından etkilenerek yola Hı -hı. çıkıp dedim ki RPG çok sert olur. Hani çok ağır olur. Trading Kart kartı. oyunuyla. Ha. Daha Yok zor olur. olabilir bu arada kart oyunu, trading kart game. Ayak Zaten onu sonradan yani. doğal evet. olarak böyle bir dank etme durumu oldu. Yok birader <laughs> dur sen neyin altına girdin falan oldu. Sert, sertmiş <laughs> biraz dedin. Evet. Sonra işte bu bahsettiğim şeyden sonra evet. Hyper Casual denen hikayeyle tanıştık. Dedik evet. ki ya nedir bu mobilin en kaynayan tarafı, en şeyi. Bir baktık ya üç günde oyun çıkarıyorum, milyon dolar kazanıyorum falan. Ya Allah Allah nedir bu ne oluyor falan derken abi işte bu 5-6 sene kadar, 5 sene kadar önce işte bir sene böyle cambul cumbulla gitti, takla atmalarla gitti, devrilmelerle gitti. Sonra dedik ki ya biz bunu yaparız. Şöyle bir noktaya geldi, biz bunu şirketlere yapar bir hale geldik. O çok enteresan bir ara oldu. Yani piyasaya da oyun çıkardık, var zaten Google Play'de, e, App Store'da falan. Yani fason fason denebilir tabii, mi? Tabii, bayağı fason, taşeron. Yani siz hangisi, taşeron ya da siz yazıyorsunuz ama başkası yayınlıyor. Ee, Aynen öyle ama yayınlama hedefleri çok enteresan şeyler varmış onları keşfettik. Mesela çok ara işler var böyle. Örneğin işte bir şirket bize bir şey diyor lens ürettim diyor. İşte bu lens ışığı tanıyor diyor ona göre kararıyor diyor mesela. Bunun için bana bir oyun yapın fuarında kullanacağım diyor mesela. Hı hı. Eyvallah diyoruz birkaç fikir sunuyoruz. İşte atıyorum yukarıdan lens suyu kutuları yağar. İşte tıklayarak onları toplamaya çalışır. İşte puan toplar falan neyse. Hani böyle birkaç standart formda herkesin çok iyi bildiği tetris kafası vesaire falan gibi Hı. birkaç teklif sunuyoruz. Adam da diyor ki tamam bu güzelmiş. Bunu ver bana diyor. Orada böyle diziyor mobil cihazları insanlar gelip oynuyor falan. Sadece bu markaya özel, bu ürüne özel falan. Böyle kapalı devre sistemler olduğunu keşfedip hı hı. bunların arasına daldık. Bunlardan çok iş gelmeye başladı falan. Hı hı. Sonra da işte kendi oyunlarımızı çıkardık. Dedik ki ya tamam biz madem bunu artık yapıyoruz. Hani insanlara satacak edecek kadar hale geldik. Yani şu anda erişilebilen dört oyununuz var galiba. Tabii aynen. Bunların da şu efendim de... linklerini tabii videonun altında bulursunuz. Benim anlamadığım ve anlamakta ısrarla istemediğim bir... Ee... Ne diyeyim der ya bu hyper casual denilen evet. şey. Bir kere Aynı durumdaydım onu söyleyebilirim. E, tahmin ediyorum hani e, zaten başka türlü olmaz. Bu konuda bir sürü kafamda soru var ama işin içindeki adam bulmuşken yakalayayım. Bir kere hani e, e, TRT spikerliği yapmak istemiyorum. Hyper, hyper casual ne demektir sayın Karagözler? <laughs> sayın Çağlayan falan. Böyle şeyler yapmak istemiyorum ama abi bana şunu söyler misin? Hyper ile Casual aynı sözcüğün içine koyup ha, bir kere zaten oksimoron oluyor da Hyper ile Evet aslında. aynı yere koyduğun zaman bu bir evet, Hyper aslında. bir şey midir Casual bir şey midir aslında? Bu işin en temelinde yatan bir tane mekanik var aslında her şey oradan çıkıyor. Ee, casual ile Hyper Casual'ı birbirinden ayıran en temel şey tek parmak. Biz onu anladık abi. Tek parmak. Yani Hyper hı hı. Hyper Casual diye baktığın oyunların hepsi ne şart altında olursa olsun nasıl olur da nasıl bir şekilde olursa olsun tek parmakla oynanabilen. yani telefonu elinde tutacağın tek, tek parmakla oynayacaksın, oynayacaksın. Evet. ya da bilemedin bu elle tuttu ama gene tek parmakla parmakla gideceksin yani Anladım. hyper casual'ın en temelinde yatan mekanik bu grafik anlamında çok detaylı olmaması gibi bir şey var bunun sebebi sensör overload çünkü hyper casual oyunları zaten hiç kimse evinde rahat ortamında oturup böyle Tık 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 o yani genel kitle o değil, o da kitlenin bir evet. parçası tabii ki ama asıl bunun gittiği yer yolda ofiste aralarda işte en mesela en büyük kitlelerden bir tanesi geçenlerde bir statistada bir araştırma görmüştüm bununla alakalı en büyük kitlelerden birisi şu abi e, McDonald's'ta çalışıp arada sigara içmek yerine Hı -hı. kitliyor onu oynuyor mesela Hı -hı. bu çok büyük bir kitle bu yani geçmişte bu, bundan 20-30 sene önceki çağdaş soliter gibi bir şey galiba aslında. İşten kaytarmak ha, aslında. için yapılan şey bu yani. yani. Bir zamanlar soliterin devlet dairelerinde hani bir sıra beklerken oradaki memurun bizle ilgilenmek ha, yerine ha, oynadığı oyun yerine ha, sigara içerken veya şey counter'ın arkasında bir saniye lütfen size ilgileneceğim deyip orada oynadığı oyun ha, bu galiba. Ha, bu yüzden herhalde ha, çağdaş soliter demekte de bir sakınca yok şey için. Aslında yanlış değil. Çok güzel bir tabir oldu. Yani e, hyper olmasının getirdiği nokta bir oynanma yeri özellikle. Yani bu bahsettiğimiz e, conditionlarda stres Hı -hı. altında falan mesela. Hı -hı. Bir bu metrobüs mesela bunu çok büyük bir kaynağı Türkiye özelinde konuşursak. Doğrudur. Yani oyun, oyna, oyun oynayayım diye oturup karar vererek zaman ayırdığım bir şey değil de Yo, değil, başka değil, bir değil. şey yaparken kaçmak için kullandığım bir şey. Başka insanların bunu çok sık oynadığını görme elementi var. Yani bu zaten çok oyunda olan bir şey ama Hyper Casual'da çok tepelere çıkmış bir şey bu. Yani e, BB Tan gibi bir oyunun İsmen hiçbir şey ifade etmemesi, e, görsel olarak hiçbir şey ifade etmemesi. Yani görmesi adam şey... dediğin başkasının görmesi dediğin fiziksel olarak e, çevreste görmesi mi yoksa tabii, tabii, oynarken karşıda şey ha ha. Tabii tabii. Yani yok yandaki, adamın, yandaki adamın yandaki ee, adamın da onu oyn onu oynarken görüyor olması. Tabi tabii tabi. Yani metrobüste oturup yanına bakarken ya ne oynuyor lan bu diye bakıp hani o Hı -hı. onu görmesini ama Sonra zaten önüne reklam düşüyor ya. Sonra zaten tabii, bir ara evet. mutlaka görüyor ya onu. Aa evet. ben bunu görmüştüm oynarken dur indireyim. Özellikle geçtiğimiz 3 yıldır dünyada çok yüksek bir yani çok büyük bir yükselişe geçmiş gibi görünüyor. Bunun bir sürü sebepleri falan var. Oralar hani herkesin fikri ayrı ama Hyper Casual kelimesinin icat ediliş biçimi bana şey gibi geldi. Reklamcıların icat ettiği bir şey olduğu için bu. Aslında. Evet. Yani insanlara bir reklam gösterme aracı olduğuna göre galiba şöyle de anladım. Hyper Casual'ı diğer oyunlardan ayırt eden şey temel e Para kazanma modelinin tamamen reklam göstermeye dayanması, in-game purchase'ın artık neredeyse hiç kullanılmayıp onun yerine reklam göstermeye dayanıyor olması. Tabii bana, çok. Öyle. Bana şunu düşündürdü. E belli ki reklamcılar icat etmiş bu işi. E, geldi ki sen de öyle diyorsun zaten. Reward video şu ara en yaygını zaten. Heh, reward videoyu video. evet bu reward Tabii. video meselesine de geleceğim. Oradan da şöyle düşündüm. Buna bir isim koyma ihtiyacı da sanıyorum reklamcıların icadı. Hani böyle şey Doğru. gibi. Bu This is a thing demek için bunun bir geçerli bir janr olarak kabul edilmesini sağlamak için kurumsallaştırma çabasıyla konulan bir isim diye hissettim ben. Hani bu reklamcılara genel olarak kıl olmamdan kaynaklanan bir ön yargıdan oluyor olabilir. Olabilir. Ya yani reklamcılara kıl olmuyorum tabii de reklamcılığa kıl olduğum için. O yüzden de velhasıl bu reklamcıların icat ettiği bir terim gibi de anladım ben literatüre baktıktan sonra. Ya e, ben buna doğru derim. E, şöyle doğru derim kendi adıma. Şimdi ben de tıpkı söylediğin gibi abi literatürde zaten buna dair böyle hani net bir şey yok. Yani bunu açıklama böyle Hı -hı. E, işte e, analiz sosyokültürel analiz. zaten henüz daha o kadar bir süresi yok zaten. Bir, bir de öyle bir şey var. Yani o da ayrı bir şey. Hani bu kadar böyle daha çaplı daha historik bir araştırmaya vardıracak kadar bir tarihi yok zaten henüz. Olacak ama. Henüz yok. Şöyle bir şey var. Casual oyun e, biraz fazla geniş. Yani şeyi de casual'a sokabiliyorsun. İşte e, mesela e, Clash of Clans'ı casual'a sokabiliyorsun. Strateji de diyorlar. Casual'da diyorlar ama senin benim gibi adamlar için mesela şöyle tahmin ediyorum. Strateji senin benim için Red Alert'tır. İşte Age of'tur falan. hani Abi Age of bile tepesinde Hyper'ında kalır ama benim yani, anlamda hani. şöyle bir şey var abi. Burada bir e, felsefi bir sıkıntı da var. Casual olmayan oyun fikri de zaten aslında teorik Tabii. olarak. Bakarsan yamuk bir fikir. Yani hani Hyper tarafında değil de lower tarafına, aşağı tarafına bakınca ya oyun zaten doğası gereği casual bir şeydir. Zaten Onun casual bir şey olması gerekir. Olmalıdır. olmalıdır. Tabii neden, Biz yani, manyağız. Biz manyağız. Yani hani ben manyağım. Kendi adıma konuşuyorum. Casual olmayan bir şeye oyun demek hani hyper casual oyun mudur değil midir tartışması bu demin hani dedin ya fasih sayınla yaptığımız konuşma bilmem ne falan. Hyper casual oyun mudur değil midir bilmiyorum ama benim oyun dediğim şeyler ne kadar oyundur. onlar Bir şey oyun demen için o şeyin biraz casual olması eğlenceli ya, olması ya abi. gerekir ama bizler bu geek nerd kafa oyunu eğlenmek için değil acı çekmek için oynuyor gibi bir tavırda oyun oynuyorduk ee, abartarak böyle ya. yani, abartarak dizilerek, yani dizilerek, <laughs> tabii, orada tabii, ayrı tabii. bir kafa yapısı var şey sormak istiyorum sana hyper casual denilen jana içinde multiplayer var mıdır veya yok. E, sokulabilir mi veya, ee, Yoktur yok şöyle bir ara e, şöyle bir furya oldu ee, ama hyper casual olarak isimlendirilmedi pek aslında isimlendirilebilirdi. Bu sonu io ile biten oyunlar var ya Agar.io nokta şey evet. mesela, simrush nokta ee, O io'nun bir anlamı var aslında io in out, in and out. Yani Hı -hı. E, şu anlamı geliyor oyunun bir persistent state'i var, bir persistent world'u var. Zaten hali hazırda. Ee, o dünyaya anlık böyle hani girdin çıktın girdin bir şeyler yaptın çıktın ve o dünya sen varsın yoksun aynen devam ediyor. Falan. Evet. Yani. Peki bu işin para kazancı tarafıyla ilgili işin içindeki insansın. Demin söylediğim şeyi katıldığını gördüm. Zaten ben de öyle anlıyorum. Tamamen reklam gösterme evet. e, temelinde bir e, iş modeline dayanıyor. Biz denedik. Biz denedik. Evet. Çok net. Her opsiyonu denedik. Eee in kazanılan şöyle bir chart var. E, rewarded video ile şöyle bir chart var hani evet. arada. Evet. Çok ciddi bir fark var ve benim okuduklarımda da öyle gördüm. Yani bu belirgin biçimde inep şey e, rewarded video ve reklam yani gösterme meselesi şeye geliyor. Diğerleriyle kıyaslanamayacak kadar önde görünüyor. Kesinlikle öyle. Para kazanma Kesinlikle modeli. Öyle. hatta e, şöyle bir noktaya kadar varmış durumda iş. E, mesela ben başlangıçta e, şeyi hangi deli yapar falan diye kendi kendime soruyordum. Yani müthiş viable me metot olarak çıktı. Şöyle. Niye abi? Aşağı küçük şey koyuyorsun. Diyorsun ki e, ya bir video al. E, ekstra hani 200 vereyim. Hani şey değil. E, kaybettin. Reklam izlemek zorundasın. Cezalandırma Hı -hı. politikası değil. E, tam tersi. Reklam izlediği için adamı ödül olarak oyundan düşündürüyorsun. Bir reklam izledim, Bunun ödülü olarak sana bu bağımlısı olduğun bu oyunu birazcık Tabii. daha oynama imkanı ya da birazcık daha iyi oynamak için bir şeyler veriyorum sana. Aynen öyle. Aynen. Ee, buna buna karşılık olarak sen de artık hani şey böyle gizlemeden, saklamadan göz göre göre reklam izlemenin karşılığında sana para ödeniyor. Bununla ilgili galiba bu Black Mirror'ın böyle bir bölümü vardı. Hmm. Reklam izleme bedeli. Reklam izlemenin ödülü daha doğrusu için. Bunu şeye dönmüş durumda. Ilginçmiş de... Ne kadar bir paradan bahsediyorsun abi? Hacimen yani dünyada mesela pazar hacmi olarak ve ...yani Türkiye'de, örnek olarak şöyle söyleyeyim. E 2017 sonunda, 2018 başında e, mobil oyun sektörünün genel olarak dünyaya baktığında mobil oyun pazarı Hollywood'u geçti. Ee, e, peki hyper ne kadarını içeriyor? %87 ile yanlış hatırlamıyorsam. Ha, o kadar çok bayağı büyük. yani. Şey çok gibi büyük. değil. Kıyaslanmayacak kadar yüksek. Tabii tabii çok çok. Ne kadar bu pazar? Ee, ne kadardı yani e, son hatırladığım rakamlar 180 milyar dolar falan gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yıllık 180 yıllık, yıllık ciro yani. mu bu? Yıllık yıllık. Evet Hı -hı. ve bunun 150'si kafadan hypercash Düşün yani. Çok evet. çok uçuk yani inanılmaz bir şey yani. Türkiye'de Türkiye'deki pazar hakkında bir bilgin var mı? Ne kadar büyük Tabii. bir pazarda bahsediyoruz? Hmm, bunun yanlış hatırlamıyorsam 1 milyar doları Türkiye olması lazım mobil açıdan. Yani bir 150'de tekrar... biri, 150'de biri, 200'de biri. Yüzde yarımı gibi bir para. Şöyle diyebilirim. Türkiye e, mobil oyun açısından iyi bir pazar. Biz araştırmalarımıza baktığımızda birkaç tane ülke gördük. Türkiye çok Hı -hı. iyi. Çin çok iyi. Çin Hı -hı. zaten şüphe, şüphesiz çok iyi. Mobil oyunla ilgili öyle ama ben şey gördüm Çağlayan. E, asıl Amerika ve Japonya Amerika. hyper casual için. Amerika her şeyde zaten tepede de. Çin'den çok Japonya gibi gördüm hyper casual için. Yanlış mı gördüm? O konuda çok emin olamayacağım ben de. E, direkt ben öyle hyper gördüm. Ben öyle gördüm. Bakmadım ben çünkü. Ben öyle gördüm. Tabii. Ama baktım. Çin tabi her konuda olduğu gibi mobilde bayağı önde görünüyor da hyper da Japonya tuhaf bir şekilde öne çıkmış durumda. Amerika Bunu ve biliyor. Japonya iOS'ta olsun, Android'de olsun. Ee, en tepe iki ülkeler ve iOS iOS'la Android'in oranları da gördüğüm kadarıyla 1'e 2 yani iOS 1 kazanırken Android 2 kazanıyor gibi gördüm ben. Ama ikisinde de Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri diyordu. Reklamın geliri çok ilginç bir modele bağlı. Yani Hı -hı. bir sürü şeyde böyle çalışıyor zaten ama mobil oyunda özellikle e, işte ülkedeki kişinin reklamlara olan tepkisi işte reklamdan ne kadar bir şeyler satın aldığı reklama tıkladığında ne kadar Hı -hı. kazandırdığı falan gibi datalara göre sana para veriyor. Yani işte Amerika'daki e, işte bungalovda yaşayan çok da iyi maaşı olan e, John reklama tıklayıp süpürgeyi alıyorsa sen o adam senin reklamını gördüğünde işte 3 dolar kazanıyorsun belki. Hı -hı. E, ama işte e, Bangladeş'teki abimiz e, reklamları tık 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 hemen geçip hiçbir şey yapmadan bir kenara atıyorsa ondan belki 10 cent bile kazanamıyorsun reklam gördüğü zaman. O zaman Böyle reklamın bir... nerede nerede yayınlandığı da evet. değerini değiştiriyor kesinlikle öyle ve kimin gördüğü de değiştiriyor. Hani sadece şey de değil. Yani benzer örnek John'daki örnek Türkiye'de gerçekleştiğinde yine Türkiye'deki adamdan da çok para kazanıyorsun. Bangladeş'te gösterdiği direkt ama çok daha az değer biçiyor. Tabii ki, tabii evet, ki. Yani abi. oradaki adamın sana kazandırdığına karşılık olarak çok daha az bir harcama. Yani, reklamı göstermiş olmam çünkü büyük bir ihtimalle bir şey değiştirmeyecek diyor. Aynen. Değiştirecek olan adam Amerika'daki adam diyor. Türkiye'de bu değiştirecek olan adamlar şeyinde listesinde yukarılarda o reklam adama bir şeyler aldırtıyor Türkiye'de o zaman. Evet kesinlikle öyle. Evet, Türkiye'de bu, bu çalışıyor. Evet ilginçmiş. Peki abi John dedin. John nasıl birisi? Bu oyunları hyper casual oyunları en çok nasıl insanlar kimler yani yaş cinsiyet ha, güzel. Ne, nedir kimler oynuyor bu oyunları ki bundan sonra sana hemen bir de insan bu oyunları niye oynar abi diye de soracağım ama kimler oynar abi bu oyunları nedir <laughs> gibi? şöyle e, mesela ben bizim datalardan konuşayım sonra da yaptığım araştırmalardan Hı -hı. bir iki yola çıkacağım e, ben şunu çok net gördüm e, hyper casual dediğin oyunu oyunla pek alakası olmayan yani oyun dünyasıyla çok ilgisi olmayan insanlar çok yoğun bir şekilde oynuyorlar Hı Ve hı. bunun e, aksi yönündeki orantı da var. Yani oyunla çok alakası olan adamda da pek Hyper Casual'da işi yok. En ee, son ödediğim Hyper Casual oyun 15 sene önce Tetris'tir. Mümkündür. Mümkündür. <laughs> Tetris'tir Çünkü, yani. Hani. E, yani e, anladığım kadarıyla bunun şeyle bir bağı var. E, i̇nsanların e, oyun dünyasındaki detaylı, abartı, işlenmiş, böyle çok uçuk uçuk oyunları hı e, hı. bilmemeleriyle haberleri olmamalarıyla çok bağı var çünkü ben kendi adıma şunu da görüyorum mesela iç mimarlıkta bir derse giriyorum işte 40 öğrenci var hı hı. Ee, sohbet ediyoruz konuşuyoruz ediyoruz falan ee, soruyorum abi oyun oynayan var mı diyorum arada 3-5 kişi el kaldırıyor ee, peki kaç kişide telefonda... kaç kişi arasında kaç kişi arasında 3-5 kişi el kaldı kaç kişi arasından 40 ama 40 geleceğim. kişi arasında evet ama geleceğim diyorum ki peki telefonda böyle hani hyper casual falan o tip şeyler oynayan var mı Hop o kalan o 3-5'in dışındaki herkes el kaldırıyor. Okuduğum şeylerde de bu durum bundan çok uzak değil ama. Onu da hmm. söylemek mümkün. Yani e, genel anlamda hem şirket olarak gördüğümüz hem beraber iş yaptığımız insanlardan aldığımız bilgiler hem bir de üzerine benim okuduğum araştırmalara baktığımda e, şimdi mesela benim tezim de şey üzerine e, bilgisayar oyunlarında mekan tasarımı üzerine hmm. orada da mesela insanların mekan algısı, 3D algısı, oyun içi algı falan dendiğinde Hyper Casual'ı şöyle tak diye bir makasla kesip kenara alıyor, evet. diğer oyunlarda mekan algısını konuşmaya başlıyor. Konunuz Çünkü Hyper Casual'da zaten böyle evet. şey Mesela bak şöyle çok ilginç bir örnekten bahsedeyim sana. Bizim Hue Master diye bir oyunumuz var. İşte Linkten yine ulaşılacak Hı -hı. oyunlardan. Şöyle, basit bir renk oyunu bu. Çok basit bir şey. Böyle üç tane renk gösteriyor sana birbirine çok yakın. Alttan şey diyorsun bu renk bu diyorsun eşleme çok basit bir şey yani bunu zamana bağlı yapıyorsun yani pat 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 tamam. çıkarıyor tık veriyorsun pat 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 çıkarıyor falan filan <laughs> şimdi e, biz bu oyunu yaydık böyle çok çok genel bütün dünyaya açık bir reklam verdik çok ufak bir parayla bir anda Etiyopya'dan böyle 15.000 kişi falan indirdi bir gecede Ne ne oluyor niye falan niye baktık e, şeyleri aldık demografik bilgileri aldık. Ee, yaş ortalaması 15 ile 18 arası sabit temiz bir 18 üstü bir tane adam indirmemiş falan yani 3-5 kişi Etiyopyalı 15-18 yaş arasındaki <laughs> 10000 bin, 10 bin 20 bin kişi birdenbire indirmiş oyunu evet yani... neden Çağlayan neden? neden çıkarabiliyor abi, musun neden hiçbir hiçbir cevaplamadık bundan. Etiyopya yani... kim abi nereden çıktı ne bileyim Etiyopyalı neden ergenler? yani Ergenler Allah yani? Allah çok, çok acayip taraflı. Şey. Çok acayip tarafları gerçekten. O adam bilmiyorum o adamlar başka oyunlar oynuyorlar mıdır? Etiyopya'da video gaming durumu nedir? Bilmiyorum Abi ama yani o kadarını yani, alamıyoruz maalesef. Sence şey midir? Yani hyper casual gamer diye bir topluluktan söz etmek mümkün müdür yoksa game, demin çok güzel bir gamer olmayan diyen herkes kenarlarda ve köşelerde sınırlardaki serhat diyelim ona. Serhatlardaki herkes dedin. Böyle mi düşünüyorsun? Hyper Casual Gamer diye bir topluluktan söz etmemiz doğru olmaz diye mi düşünüyorsun? Um, bir exceptionla. Yani hmm. onu şöyle e, evet diyebilirim. Bir şunu es geçmemek gerekir. E, şimdi bir oyun milyonlar seviyesine ulaştıktan sonra kırdığı bir nokta var. Şöyle oluyor. Twitcher'lar ve e, YouTuber'lar diye evet. bir kitle var. Onu bir kenara almak lazım. Yani. Bu adam ağır gamer. hani Oynuyor yani bir sürü şey oynuyor. Çok usta falan. Ve bu adam hani o hyper casual oyun çok ciddi öne çıktıktan sonra onu da alıp bir oynuyor. Bakıyor yani. yani dolayısıyla evet. e, orada tam nerede dururuz çok karar veremedim. Ben hyper casual oyunu oynamıyorum. Oynamama sebebim karşıma hyper casual bir şey geldiği zaman ya bırak hyper casual oynamam demek demem değil. değil. Şu. Bakmıyorum, görmüyorum ben onu. Registre etmiyorum tabii, yani. Tabii. O, Denk o yok. gelmiyorsun çünkü evet, yok. alakam tabii. yok. Evet, alakam yok. Alakam olursa da birini kendi Crash oynarken görürsem de... ...atıyorum veya işte ne bileyim ben... E, ...bilmem ne kuşlar, uçuşturmacı oynuyor. Her neye oynuyorsa şeyde. Bir senedir metrobüste kimseyi görmedim. Çünkü bir senedir metrobüse binmedim ama... <laughs> ...gördüğüm zaman da şey hissetmiyordum. Neymiş o diye bakmıyordum. Daha çok böyle... ...yazık o da başka türlü... ...yani kendi kendine kalamıyor demek ki... ...oraya bakmak zorunda falan diye ben... ...daha eski kafa, 20. yüzyıl insanı kafasıydı... <laughs> ...şeyler yapıyorum, ve oynamıyordum... ...sen ne hissediyorsun... ...görünce oynayasın, geliyor mu, oynuyor musun... ...soruyu tabii, böyle ben sormuş mesela, olayım. ...ben mesela kendi adıma şöyle bir şey hissediyorum... ...yani... E, ...ben de metrobüse bilmiyorum bir senedir ama... E, ...şöyle örneklendireyim... ...okulda mesela öğrencilerim... ...ders arasında bir şeyler oynadıkları zaman... ...telefonla falan bir göz ucuyla bakıyorum... ...ne oynuyor bunlar diye... Çoğunluk ...hiç zaten, bunlardan tabii, birini alıp oynamaya başladığın oldu mu? ...tabii oldu... Ee, ya o biraz şundan ötürü oluyor tabii şimdi meslek olunca ister istemez zaten evet, işin tabii. içinde e, şimdi Hı. o o tarafı biraz başka hani o tarafımla söylemiyorum bunu. E, neticede bir e, şöyle merak edip Lan bunlar ne oynuyor diye bakıp e, bir araştırma yapıyorum. Ee, bunu yapan adamlar yani bu hyper casual oyunları yapan adamlar çok nasıl adamlar? Seni sen gamer bir adamsın seni ben biliyorum. Ama böyle nasıl adamlar bunlar? kendileri şimdi, gamer e, adamlar mı? Burada e, kimseyi kırmadan adam gibi bir şeyler söylemeye çalışacağım. Tamam. Şöyle. Abi o mümkün değil Çağlayan. Birileri kırılacak, dökülecek. Orası kesin. Evet, orası kesin. yani hani o kaçırılmaz. Şey, sen beni ben öğrendim. öğrendim. yani şey. Evet. E, e, olabildiğince mantıklı bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Şöyle. Şimdi benim genel olarak gördüğüm şöyle bir şey var. Yani, Maalesef diyerek başlayacağım buna. E, Hyper casual oyun yapacağım diye yola çıkan, hani oyun yapma hayatına böyle başlayan insanların. Benim %90'ında gördüğüm şey gamer olmamaları. Adama diyorum ki abi diyorum bak işte bir oyun yapacaksınız şu bu bana bir fikir getiriyorlar mesela. Diyor ki abi biz bir oyun fikri yaptık işte e, mesela neyden örnek vereyim. E, asteroids ya en temel en Hı -hı. temel yani en eski oyunlardan Asteroids kafası işte ortada uçak e, etrafa dönerek tamam. falan filan. Ateş ediyor etrafa. Tabi yeni bir fikir olarak sunuyorlar. Diyorum ki ya çocuklar bu yeni değil. Yani bin bırak hani kırk yıllık iki, bu yani. Tabii tabii. binler, on binlerce kere belki yapılmıştır. Yani hani çok yapıldı falan. Ee, şimdi tamam bilmezsin. Ya okey. Yani eski öncüde değilsindir. Yeni e, CD Projekt Red'in yaptığı bir astraliz oyunu da yok. E, tamam, evet. okey. Hani duymamışsındır. Ee, ama bundan çok daha absürt. E, Konulardan hiç haberi olmayan oyun ekipleriyle çok tanıştım. Yani adama diyorum ki Cyberpunk geliyor beyler hazır mıyız heyecanlı mıyız hani şey yapıyoruz falan. Abi Cyberpunk nedir diye sorduğu zaman e, çok başka bir yere gidiyor. Şu yüzden gidiyor. Negatif anlamda söylemiyorum bunu da şöyle Ben şey negatif söyleyeyim. anlamda bir şeyler düşünüyorum sen söyle. Ya, abi şöyle <laughs> yani hayır şu şaşırtıyor beni ya birader sen oyun tasarım işine girmek istiyorsun doğru mu? Doğru. E, yani o zaman hani şimdi sen müzik işine gireceksen Dünyanın en büyük gitaristlerini dünyanın en büyük Michael Jackson'ı bilmeyecek misin? Tabii, Deep, mi? Deep Purple'ı o... bilmeyecek misin? Ne ya? Yani? olacak şey mi? Eskiden yani... yapılmış diye. Tabii canım ya bu bunlar komik şeyler. Hmm. Hani böyle o, olacak fasih bir şey. Fasih mi? Fasih Sayın da senin bu dediğine çok benzer şeyler söylüyordu. Konuyu bilmiyor, janrayı, yani camiayı bilmiyor olmasının Tabii. ne kadar büyük bir problem olduğunu söylüyordu. Tabii. Sen de Ve bu yaygın. Bu maalesef yaygın. Yani evet. ben Türkiye'de kendi Tür tanıştığım Türkiye'de evet. En az ya yani en az 50-60 tane şirkete dönüşmüş ekip tanıyorum. Birebir evet. bireysel, hı hı. doğrudan sahibini tanımaca falan durumları. Bunların ve biliyorum ya yani o adamlar. Bunların yarıdan çoğu diyorsun tabii gamer gaming'le alakası yoktur. Alakası Reklamcıdır herhalde yok. o adam. Nedir o adam? Nereden çıkmış o adamlar? Komik tanesini söyleyeyim. E, tam yerini söylemeyeyim. Anlar kızar bana. E, bir avukat kendisi. Hı hı. E, ve bayağı da avukat. Hani yani herhangi bir Avukat stereotipini al hani bir oyundan alacağın her şeyiyle uyacak bir avukat adam. Ceketini evet. takımını giyer şey falan. E ne işin var abi diyorum senin oyun işinde? Çok tahmin rahatlıkla tahmin edebileceğin bir cümleyi var. söyleyeceğim. Çok para var bu işe girelim dedik. Evet. Yani bu Türkiye'de peki, zaten. Peki ne yapıyor o avukat? Ya bu, bu kişi çok para var tamam eyvallah var hani bir sürü işte Ekip çok oturuyor. para var ekip topluyor. Hemen e, şeylere LinkedIn, Artstation işte hmm. duymuş öğrenmiş bir Yapım, Yapımcılık ama... yapıyor yani. Tabii yapımcılık yapıyor aslında. Evet anladım. Ama aslında. Evet, ve bu adam başarılı. yani söylediğim gibi böyle tanıdığım şirkete de dönüşmüş olan 50-60 tane rahat adam var yani. Çok. Peki böyle olmayan ve şu anda yoğun şekilde hyper casual yapıyor, yapan ama gamer tarafı olduğunu bildiğin insan e, ciddi bir sayıda var mı Türkiye'de? İşte işin dileması da orada. Ama e, Gamer olan adam da böyle bir şey bulaşmak istemiyor. E sen bulaşmışsın. İşte arada zaten tabii ha, ki Böyle, tipler, var. böyle tabii ki ki tip böyle böyle tuhaf tip tuhaf tipler aradan senin gibi var mı başka? Ama az azınlıktır diyorsun. Var. Azınlıkta ama var tabii evet, ki var. Anladım. Yani şöyle bir örnekten bahsetmek mümkün. Şimdi aslına bakarsan bu işe ne kadar agnostik ve objektif baktığınla alakalı. Yani neticede şey gibi bir fanatizme girmenin çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İşte hyper casual da oyun mu canım bırak onları falan. Hani ya böyle bir fanatizme girmenin çok doğru çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum en azından business açısından. Yani e bayağı saçma yapacaksın. evet. E yani hani iş yapacaksın, ürün satacaksın birader yani. Evet. Ne yapacaksın ya? Ürün satacaksın adama. Bu Oyun karşında para alacaksın. Ya yani bu e şimdi... çok daha derin bir kapitalist ekonominin temellerini tartışmaya gider, başka yerlere gider. O yüzden evet Eyvallah. temelde haklısın yani. Biz şu an şöyle bir konumdayız. Büyük bir yatırımcı ya da artık büyük bir ekip neyse bir şeyle birleşip bir şeyle bir ortaklık kurup artık kendi istediğimiz kaliteli bir PC oyunu yapalım formatındayız şu an. Mesela evet. bir, bir süredir kendimizi burada buluyoruz. Yani. Senden önce konuştuğum iki tane oyun tasarımcısı Serkan Özay ile Fasih Sayın bu senin bu dediğin şeyin bir hayal olduğunu hatırlıyor musun? O konuşmaları evet. dinledim bilmiyorum. Bu dediğin şeyin hayal olduğunu ve bu şekilde gireceğim, sonra da şunu yapacağım. Ya sen ne yapıyorsan yap. Yaptığın şey bir şey demiyorum ama bu böyle hı. bir düşüncedeysen bil ki olmaz dediler. Dinlediğimi bilmiyorum. Ee, hani haklılar mı haksızlar mı zaman gösterecek onu bilmiyoruz tabii, tabii yani. İnşallah istediğin şeyi istediğin gibi yaparsın ama bu iki adam bunlardan bir tanesi ikisi de çok gamer adamlar. Fasih hardcore zaten şeydir ve şu anda da hardcore kült oyunlar yapmaya devam ediyor ee, Danimarkalı bir şirkette. Hı hı. Serkan ise lafı oraya getireceğim şimdi az önce asteroid dedin ya Hyper Casual dediğin oyunlara baktığım zaman dünyada en ünlülerine bunların çok ciddi bir bölümü zaten bilgisayar oyunu diye bundan 40-50 yıl önce başlayan şeyler zaten. Aslında hani Pong'dan tut Tetris'ten, pac e kadar zaten bilgisayar oyunları başlangıçta böylelerdi. Ee, bizim oyun dediğimiz şeylerin ciddi bir bölümü zaten böyleydi. Hikaye zaten böyle başlamıştı. Tabii. Ondan sonra karmaşıklaştığı çok komplike hallere geldi filan ama bunu yeniden icat ediyor gibi davranıyor olma ilk sorduğum soru vardı ya abi hani böyle bir böyle bir janra yaratma ihtiyacı ne gerek var ondan sonra da reklamcıdır abi herhangi bir şeyi tüketmesi için önce kurumsallaştırması lazım ikna etmesi lazım falan diyordum ya 1970 yılından 2020 yılına kadar ki 50 yıl içinde kulağını Tabii. böyle tersten göstermek gibi Tabii. ve bunu da yeniden icat ediyormuş gibi bir tavra girmesi çok acayipme gidiyor. Yani İlle detay vereceksek. Neden yani bu ille, yaygara yani yeni bir şey icat ettim yaygarası nereden çıkıyor yani? E, yani yaygara koparacak kadar büyük bir şey olduğunu düşünmemekle beraber, e, hyper casualın e, tamamen ücretsiz olmasını hmm. bir al pastanın altı olarak üzerine de şunu koyalım: hyper casuallarda cezalandırma hiç yok. Sadece belli bir levela geldiğinde işte bir hata yaparsan Baştan başlıyorsun. Tek ceza olsa olsa o o da çoğu zaman baştan bile başlamıyorsun zaten. Reklam izle devam et diyor falan hani. Evet cezan reklam demek. Yani <gülüyor> benim <gülüyor> ama için ceza çünkü yani. Şey gibi değil. Yani e, pekende işte cihaz kırmalara kadar varacak işte evet. e, ne evet, bileyim evet, kolu kırdımlara kadar zaten varacak tabii. ya da bir bakmışım yüz binlerce jeton harcamışım'a kadar varacak bir Hı -hı. noktaya hiç gelmiyor. Zaten oyunu parayla oynamıyorsun. Tabii. Aradaki aradaki arcade ile arasındaki ciddi fark o. Şimdi bu e, yani belki tek fark ama galiba önemli bir fark. önemli yani... bir fark gibi görünüyor evet. Pacman bedava değildi, Space Invaders bedava değildi. Tabii. Ve 50 sene sonra geldiği yer artık onların sonuçta o zaman şunu gösterir mi bize? Onlar zaten iyi oyunlardı. Çocuklar asteroidi Tabii. yeniden keşfediyor. Baksana yani 50 sene sonra. Ama bunu bedava yapmak zorundalar. O iyi oyunları tekrar yapıyor ama artık bunlara para vermeyeceği için insanlar başka türlü satmanın yollarını arıyor gibi. Biz her zaman şunu söylemeye çalışıyoruz. Ben en azından her zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Ya bak bu icat edildi zaten. Bu zaten var. Yani bunu zaten çözdüler. Simülasyon oyunu dediğin şey zaten çok eskiden verilir. Sim City'lerden daha öncelerinden işte Sim Theme Park'lar bilmem yani Hı -hı. nereye gitsen gidersin. Bir sürü simülasyon oyunu zaten çok zamandır var. Bu zaten tutan bir şey. Biz bunun iyi bir örneğini yapacağız diye gidiyoruz. Şimdi bu bilincin olmasının önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hmm. Yani ben dünyayı yeniden icat ediyorum değil de, ha? Bu evet. bilinç olduğunda iyi bir şeyler çıkıyor. O zaman aslında çok kaliteli işler görebiliyoruz. Yani bu kolay ve basit yapımı da oynanması da daha kolay ve daha basit halde bir daha uygulayacağım. Heh. Parayı da reklam göstererek Heh. kazanacağız gibi. Bu bu mentaliteyi kabul etmeye başladığın zaman aslında iyi hı. bir hyper casual yapabilmeye başlıyorsun. Çünkü zaten iyi yapan ve satılan şirketlere falan baktığımızda da hep bunu görüyoruz. Yani hı hı. adamlar hiçbir zaman oyunlarını reklam yaparken yeni muhteşem bilmem ne oyunu falan diye yapmıyorlar reklamlarını. Evet. Yani e, bu bu bunlar öne bu önemli bir nüans diye düşünüyorum işte. Anladım. Ee, hani bunun en başındaki soruna da gelecek olursa işte bu yaygara neden? Bu yaygara bundan. Biz tetrisi yaptık ama bak gör nasıl yaptık. Hani evet. mesele bu yani. Kendini kanıtlamak veya işte yeni bir şey icat ettim demek için böyle bir şeyi zaten kullanmak salakça olur. Senin az önce Aynen çok öyle. güzel ifade ettiğin gibi yeni bir şey, gerçekten ilginç bir şey yapacaksan zaten onu bu janrada yapma. Bu janrın evet, amacı evet, güzel. oyuncuya şey demek değil mi? Hani de, demeden demek. Abi işte ben iki tane reklam var. Bu iki reklamı gördüğün zaman ben para kazanacağım. Bu reklamdan bu reklama ben seni elinden tutup götürmeyeyim. TRT reklam kuşağı gibi olmasın da sen bir reklamdan diğerine kendin git işte yani uğraştırma. Senin sen zaman öldür. Ben de bundan para kazanayım. Bu olgunluğa ulaşıp şey yapmak ve hani olayı da çok büyütmemek. Aslında Tabii. hype haline hyper'ın hype'ını kullanmamak lazım gibi geliyor bana yani. yani. En tutmuş hyper casual oyun şirketlerinin geçmişlerine baktığında oldukça detaylı oyunlar görüyorsun. E ee, mesela şey, Angry Birds'ün örneğini Hı -hı. verecek olursak Hı -hı. abi. E, şimdi orada şöyle bir şey görüyorsun. Bu adamlar e, ne kaç senedir? 4 sene boyunca e, 6-7 tane çok detaylı böyle büyük büyük oyunlar kasıyorlar hani bayağı sağlam şeyler. Hı -hı. Angry Birds'ü bir çekiyorlar abi mesela koparıyor. Yani bu şey de değil. E bu arada Angry Birds fikri hani o miracle hikayelerden de değil hani bir oyun yaptık çıkardık herkes hmm. sevdi falan değil. Değil, değil. çok uzun sürdü hani, zaten hikaye? Tabii yani hikayesi. oturup düşünüp hani karar verip işte araştırıp hmm. neler tutmuş neler tutmamış falan hani calculated decision yani hani bayağı şey hmm. böyle. Ee, dolayısıyla baktığında bu geçmişteki bu detaylı oyunları da görebiliyorsun yani evet. bu, bunun olduğu örnekler de var. Valla biraz ağır konuşuyor olabilirim şu anda ama kişisel yorumum dünyadaki her şey gibi gaming dünyası. Bu verdiğin örnek de onunla ilgili biraz. Ee, sığlaşınca para kazanılıyor dünyada. Ya, doğru, doğru, doğru. Bunu Bunun kitap içinde, film içinde ya yani ne üretiyorsan dünya sığlaşıyor. Sığlaşmak para kazandırıyor. Sığlaşmamak daha sanat olmaya başlıyor. Yani hani Hı. ısrarla yaptığın sanat artık kendini ifade etmek için yaptığın bir şey ama kendini ifade ederek para kazanamazsın. Sanat para kazandırmaz gibi bir yere gidiyor dünya. Bu yani bu bir serzeniş belki bir yaşlı serzenişi. Sadece hyper casual için söylemiyorum ama bu bağlamda da aynı yere gidiyor gibi görünüyor bana öyle hissediyorum. Valla söylediklerinin hepsine katılırım abi. Evet. Yani çok net Herhalde. E, ben burada seninleyim yani ağır konuşmaksa da ağır konuşmak. Abi hani bu katılırım. umutsuz konuşmak istemiyorum ama bu dünyanın genel gidişiyle ilgili bir şey. Sığlaşmanın getirdiği, sığlaşmanın popüler olmasının sığlaşmanın para kazandırdığı sadece kantitenin para e, sadece nicelikle para kazandığı niteliğin giderek anlamını kaybettiği bir dünyada gaming endüstrisinin de bu bu e, heyelana kapılması kaçınılmaz herhalde. Deyip umutlu bir şeye gelelim abi. En son sana şunu sormak istiyorum. Chief Games değil mi şeyinizin adı? Ha evet, tabii şirketinizin adı. Games. Aynen. Chief Games olarak abi o zaman bana umutlu şeyler söyle. Gelecekten bahset. <laughs> ne hissediyorsun, ne yapıyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? Tabii. Bir de bu Covid ile ilgili araya gireyim. Bu Covid sizin sektörünüzü serpilmesine yardımcı oldu diye okudum. Evet. Doğru mudur? Evet. evet, evet İnsanlar evet, kapandıkça kendi kez evet. zaten yalnız başına kalmayı beceremeyen bir yaratık insan. Kendi başıma kalıp kendimle baş başa kalmaktansa ekrana dokunmayı tercih ederim diyor. Bu doğru yani. Covid e, daha Çok doğrusu hemen Covid söyleyeyim. değil de lockdown. Ne de? Nedir abi? Çok net hemen söyleyeyim. Langırt'ta yani şöyle günlük kullanıcı değil, aktif user diye bir data var abi. Yani hafta içi böyle lockdownda böyle, hafta içi böyle lockdownda böyle. Yani Al. Çok belirgin. Yani. Peki o zaman bunu da ekleyerek sana tekrar aynı soruya döneyim. Bu Chief games olarak nedir? Ne düşünüyorsunuz? 2021 için, 2025 için <laughs> ne düşünüyorsunuz ve bu covid yavaş yavaş Allah büyük inşallah sakinleşip bu hezeyan durumu azalınca normal hayatı dönünce sizin için bir şey değişir mi? Nedir abi önümüzdeki kısa ve uzun vadeli umutların? Ya şunu söylemek çok kesin abi. Yani e, Covid çok şey tabii ki değiştirdi. Sektörel olarak da çok şey değiştirdi ama e, ben yani buna eminim sen de katılacaksın. İnsanlar her zaman oyunun oynayacağını düşünüyorum. yani Ne olursa olsun bir oyunu bulacak ve ona kitlenip oynayacak. Burası Hı -hı. çok net. Bu hyper casual olur. Yarın bir gün döner, oto satranç olur. Yarın bir gün döner işte e, ne bileyim idle hero olur. Hı -hı. Neyse yani bir 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 şeye döner ve oynar. O ona hiç şüphem yok. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka oyun gelişecektir, oyun olacaktır. Buna şey yok. E, Chief Games için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz e, her şeyden önce en azından bu işe e, hep pozitif yaklaştık. Biz hiçbir zaman şöyle bir kafayla girmedik. Ya işte yapalım bir tane e, işte efendim İstanbul bilmem nelerini gezdiği bir oyun. işte 3-5 mekan görsün bir iki tanesini de satın alsın cebinden parayı alalım kaçalım. Hiçbir zaman demedik. Yani hayatım boyu böyle bir şey söylemedim. Biz her zaman bu işe ne yaparsak yapalım, gene de güzel bir şeyler yapmaya çalışalım diye girdik. Hep öyle hı hı. yola çıktık. Ben zaten demin verdiğim örneğin biraz daha arada kalmış olan bir örneğiyim ya. Yani hyper casual'cılar gamer'dan pek zaten alakası yok. işte çok oyun dünyası... ben Benim oyun dünyasıyla çok alakam var. Ben her var, gün var, oyunda tabii. yaşıyorum. Ve zaten e, hyper casual yapmaktan belki böyle nefret ediyorum, aman tanrım ne yapıyorum değil ama... En azından dünyanın en mutlu oyun türünü de yapmadığım açık. Dolayısıyla hiç olmazsa buradan dem vurarak makul bir yerde bir yatırım bulabilmek, bir iş bulabilmek şu anki en büyük hedefimiz. Yani biz güzel bir simülasyon oyunu fikrimiz var. Bir iki tane e, e, eğlenceli yerlere gidebilecek kart oyunu fikrimiz var. Biz bunları hayata geçirme hedefindeyiz. Geçirebileceğiz gibi de duruyor. Yani bazı güzel yatırımlar da söz konusu hani ihtimaller de söz konusu konuşuyoruz. 2021'in başında e, büyük bir atak yapma ihtimalimiz var. Bir şirketle birlikte e, Pokemon Go benzeri e, bir e, GPS oyunu söz konusu Hı -hı. ki pandemi şartları altında GPS oyunu diye bir sorun zor, da var. Zor gerçekten. E, işte hedef şey pandemi bitince insanlar zaten e, tabii, bir tabii. açılım söz konusu olacak. <laughs> zaten Belki Bütün dünyada, bütün sektörlerde pandemi bitinceyi öngörmeye çalışıyor herkes. Tabii. Bir yıl sonra bazı insanlar bazı sektörlerde çok büyük para kazanacak ama hangi insanlar hangi işler hangi sektörlerde Aynen. herkes onu kestirmeye çalışıyor dünyada zaten bu <laughs> önümüzdeki kış ne olacak herkes orayı görmeye çalışıyor ee, hyper casual yapmaya devam ediyoruz ama trading card game ve simülasyon oyunu başta olmak üzere yatırımcı evet. bulduğumda ki bulacağım gibi görünüyor inşallah diyorsun bulduğumda bu gibi oyunlar benim önümüzdeki birkaç yılın umudum hedefim bunlar diyorsun Evet abi yani bizim küçük bir ekibimiz var, çok büyük bir hmm. şirkette değiliz ee, yani böyle e, 4-5 core ekip ve sürekli birlikte çalıştığımız freelancer kafası hmm. toplamda 7-8 kişi olduğumuz bir ekibimiz var. Küçük, çok büyük bir ekip hmm. değil ama e, işte hyper casual gibi ya da bu bahsettiğimiz bazı oyunları e, çıkarmak için yeterli bir durum var. Bir de tabi burada kişinin niteliği falan hani bir sürü tabii, şey giriyor işin içine zaten tahmin ediyorsundur. Hmm. Ondan ötürü hani yapacağımız işlerin bundan sonra insanlara sunacağımız işlerin en azından giderek daha kaliteli ve daha böyle hani şey hyper, hyper, hyper casual bile, hyper olsa, ha. Heh, yani hyper -casual bile ha. olsa en azından bir adım daha kaliteli bir şeyler sunacağımızda hiç şüphem yok yani evet. bu İnşallah. bu noktaya gelecek yani evet. İnşallah. Evet. Peki Çağlayan Karagözler çok teşekkür ediyoruz abi sana. Valla ben ee, teşekkür ederim. E, özellikle bu hyper casual ilgili benim hep şeydir. Uzun zamandır işin içindeki bir insanla konuşmak istiyordum. Daha da yapacağım ve Mümkünse başka böyle bir dakikadan bir şey söylüyor yalnız kuşağına insanlar davet edeceğim ama seninle bu konuyu açmış olduk. Teşekkür ediyorum. İnşallah başka zamanlarda başka konularda da görüşürüz. Tabii ki ben e, çok teşekkür ederim Özgür abi. Yani e, böyle bir sohbetin içerisinde bulunmak çok güzel. Ben e, piyasanın içerisinden gördüğüm bildiğim her şeyi herkesle hep paylaşmaya çalışan bir adamımdır. Hiçbir evet. zaman şirket sırrı deyip böyle saçma sapan bir şeyleri saklamaya evet. çalışmam. Severim, anlatmak isterim, paylaşmak isterim. Her zaman da buradayım. Tekrar benzeri şeyler yaparız inşallah. Tabii ki. Ne zaman istesin. Efendim Çağlayan de teşekkür etmiş olalım. Bildiğiniz gibi Mösyö Projesi'ni desteklemek istiyorsanız. Çağlayan da destekçilerimizden biridir bu arada. Yeni katıldı aramıza. Bu arada <laughs> şimdi aklıma geldi. Patreon.com slash kanalı adresi de efendim emirlerinize amadedir. Çağlayan gibi başka bir dakika adam bir şey söylüyor yalnız. Kuşağında konuklarla görüşmek üzere efendim. Esen kalın.